rahmetli Raja Kusvar. Ah. Başka ne yapabilirdik? Seni bulmak için çok uğraştık oğlum. Ama düşmanlarımızın herkesi öldürdüğünü haber aldım. Düşündüm ki sen de... Banu dedi ki Raja'ya karşı son dualarımızı yapalım, artık onu kaybettik. Aynı gün heykelini buraya diktik işte. Raja, her gün bu heykelin önünde oturuyorum. Sen unut bunu. Artık geri geldin. Heykelin ne önemi var, değil mi? Git ve onu yık. Bir silah verin hadi. Güzel. Benim oğlum hala keskin nişancı ha? Hepsi senin öğrettiklerin sayesinde amca. Amcamı utandırır mıyım hiç ha? Raja, yanında kimi getirdin? Hadi Rani, seni ailemle tanıştırayım. Gel hadi. Aman ya, yine ısrar ediyorsun. Hadi Rani. Hani oyunu bırak artık. Görmedin mi? Evimizde insandan çok silah var. Geliyor musun? Hadi gel. Hadi. Danaleri, danaleri. Danaleri, amca, bu karım. Bize haber vermeden evlenmişsin. Ve onu yanında buraya getiriyorsun. Hep senin evlendiğinin hayalini kurdum. Sen de bununla benim oğlum olmadığını ispatladın. Kendi oğlum asla
Asla böyle yapmazdı. Yenge, neden ve nasıl evlendiğimi size anlatacağım. Merak etmeyin. Şimdi her ikimizi de kutsa lütfen. Ondan sonra konuşabiliriz. Onu nereden getirdin? Bombay'dan. Tabii ki. Evlenmek için seni tuzağa düşürmüştür. Ne? Buraya da kesin bize sorun çıkarmaya gelmiştir. Yenge, lütfen sustur onu. Sustur, ne diyor öyle? Benim karıma saygılı davranacaksınız, tamam mı? Ben şimdi gösteririm ona. Sus artık Agni. Bombay'dan gelmesinin bir önemi yok. Raja onu seviyor. Raja seviyorsa ben de severim. Onu gelinim kabul edeceğim. Gördün mü? Davuji ne kadar da cömert. Ona onurlu bir şekilde davranın ve adetlerimizi yerine getirin. Tıpkı diğer gelinlerimize yaptığımız gibi. Ne duruyorsun? Ritüelleri yapmaya başlasana. Amcam seni gelini olarak kabul ediyor. Korkma sakın. Büyük patron yolu açtı, merak etme. Herkes sana saygılı davranmak zorunda. Hadi onun duasını al. Hadi. Seni dört gün. Bu ailenin gelinleri asla gözlükle dolaşmazlar. Agni. Gözlükler gerekli. Moda diye takmıyor. Geri ver onu. Ne demek istiyorsun? Abla, bu körmüş. Hadi söyle, bu kaç? Kaç? Dört mü? Beş mi? Altı mı? Hadi, söylesene. Söylesene, sana soruyor. Üç. Evet, tatmin oldun mu şimdi? Gözlükleri ver, hadi, hadi. Al bakalım. Raja, onu nereden getirdin? Düğün yapmış, senin evine geliyor. Ama şuna bak, takı falan takmamış. Çok tuhaf. Hem de çok tuhaf. Bizim köyümüzde dilenciler bile kızını verdiğinde mücevher takar da öyle gönderir. Şuna bak, ailesi onu öylece mi gönderdi? Boş ver Tara. Onu nereden getirdiği önemli değil. Onu karısı olarak görüyorsa biz de kabul edelim. Ailemiz varlıklı. Ona bir sürü altın vereceğiz. Bizim gibi olacak. Aguni sen misin? Seni uğursuz. Böyle kutlu bir olaya katılmaya nasıl cesaret edersin? 2 yıl önce Raja Bombay'a giderken onu geçirebilmek için kapılardaydın.
Şimdi ne istiyorsun? Ha? Senin yüzünden onun başına her türlü bela geldi. Şimdi ona yine benzer bir şey olmasını mı istiyorsun ha? Yenge, o cezalandırılmalı. Hadi git, sen cezalandır onu. O bütün gün bu evin dışında duracak. Hadi millet, gelini karşılamak için hazırlanın. Bak, dinleyin. Burada geline kraliçe gibi davranılır. Kraliçe gibi hazırlanacaksın. Her şeyden önce iyice arındırılacaksın. Önce eski kuyuda yıkanmak gerekiyor. Gördün mü? Sana demiştim değil mi? Eve gelip ailemle tanıştığında sana ne kadar saygı duyacaklarını sana söylemiştim. Göreceksin, sana çok iyi davranacaklar. Şimdi gidip törene hazırlan. Hadi yürü, çabuk ol, tamam mı? Ben hemen dönerim. Baguni, bu ailenin geleneklerini biliyorsun. Neden hata yaptın? Senin geldiğini duyunca ben kendimi engelleyemedim. Buraya koştum. Madem buradasın, olsun. Ben bir daha böyle bir hata yapmam. Dikkat et. Sürekli azarlanıp duruyorsun. Raja! Orada ne yapıyorsun? Tamam, hemen geliyorum. Ne yapıyordun onunla? Aman amca! Küçük şeylere hemen sinirleniyorsun sen de. Bakın, iyi bağlayın, tamam mı? Bir sorun çıkmasın. Eğer çıkarsa sizi baş aşağı bağlayıp kuyuya atarım. Hadi. Hadi ama, arınmayı gerçekleştirelim. Kraliçe olmayacağım. Bunların hiçbirini istemiyorum. Dinle beni. Bunlar senin istemenle olmuyor, tamam mı? Bunlar ritüel. Beni dinle, çok konuşma. Burası Bombay değil. Eğer çok konuşursan iyi bir dayak yersin. O zaman aklın başına gelir. Hadi. Hadi dedim, beni sinirlendirme, hadi. Agni, dur bakalım. Devam edin, onu getireceğim. Dinle beni. Sorun ne? Korktun mu? Hadi ama. Sana bir şey olmayacak. Salıncaktaymışsın gibi düşün. Salıncağa oturuyorsun. Önce aşağı iniyorsun. Sonra yukarı çıkıyorsun. Bir şey olmayacak. Bir şey olmasına izin vermem. Ben seni seviyorum, tamam mı?
Bu bizim ailenin geleneği. Lütfen bunu sessizce yap. Bak sana bunu açıklayabilirim ama bu kadar insanı nasıl ikna edeceğim? Eğer amcam sinirlenirse ve bağırmaya başlarsa bu silahlı adamlar ateş etmeye başlarlar ve hepsi seni vurur. Ben seni korumak için kaç kurşuna dayanabilirim ki? Orada bir heykel var. Yarın ikincisi de yapılır. Aşkımızın heykeli haline gelir. Hadi Rani, hiç korkma. Bir şey olmayacak. Biliyor musun? Bunu yengem de yaptı. Azarlanan Pagini vardı ya, o da yaptı. Evet, o da yaptı. Buradaki bütün kadınlar yaptı. Hiçbir şey olmayacak, merak etme. Sadece salınacak, sallanacaksın ve çıkacaksın. O kadar şaşıracak ne var? Seni seviyorum, sen benim karımsın. Sana bir şey olmayacak. Buna izin vermem. Hadi, gidelim. Korkma, bir şey olmayacak. Rani yukarı bak, düzgün çekemiyorum. Yukarı bak hadi. Rani hadi. Dur. Rani gülümse. Sara buraya bak, buraya. Buraya bak. Hadi yenge gülümse. Hadi gülümseyin hadi. Hep beraber hadi bakalım. Amca hadi bıyıklarını vur. Beni çekme hadi. O bütün gün evin dışında duracak. Rani buraya bak. Hadi gidelim. Gidelim. Rani. Burası senin evin, senin kalbin. Burası senin yuvan, senin kaderin. İçeri gir.
Üşüdüm ben. Üstümü değiştirmem gerek. Odaya giderim. Orada değiştir. Hadi. Durun. Nereye gidiyorsunuz? Vücudun arındı ama zihninin de arınması gerek. Burada tıpkı bir kraliçe gibi bekleyeceksin. Bu ıslak kıyafetlerinle. Anladım. Evet, unutmuşum. İçeri gir. Hadi. Dur. Amca, bıyığın harika görünüyor. Benim bıyığım işte. Tabii ki. Hadi kraliçe, otur. Otur. Ben kraliçe olmayacağım. Bunları istemiyorum. Otur. Verilen onuru kabul et. Kurnazlık yapma. Otur dedim. Hadi otur, hadi. Oturmanı istiyorlar. Çok önemli bir şey değil. Otur. Dinler hani. Şuna bak. İyi bak. Senin videon. Güzel çıkmışsın. Şuna bak. Gördün mü? Sana söylemiştim. Çok saygı göreceksin. Seni kraliçe yapacaklar. Hürmet edecekler. Başka yerde bulamazsın. Hadi biraz gülümse şimdi. Şehirli olmak seni şımartmış. Etrafına bir baksana sen. Onu fazla şımartma sakın. Onu senin kadar şımartamam. Peder, lütfen başlayın. Peki. Ne duruyorsunuz? Çiçekleri dağıtın. Ver bana. Rani, kafanı kaldır. Düzgün çekemiyorum. Şehrin pisliklerinden arınması için gelini sütle yıkayın. Yeter. Benden bu kadar. Bu da ne böyle? Saçmalamayı kes. Dinle beni. Amca, ona öyle bakma lütfen. Korkacak. O benim karım. Köyden biri değil o. Söylenen her şeyi yaptı. Kuyuya bile girdi. Ona anlatacağım. Dua için oturacağım. Bu kadar. Bu kadar da olsa iyi olur. İşlerin kontrolden çıkmadığından emin ol. O senin karın. Bu yüzden ona özgürlük tanıyorum. Ben anlatacağım ona. Sabırlı ol sen. Bu nasıl olur Rani? Rani, neden öyle kalktın söylesene. Kimse duayı yarıda bırakamaz. Yoksa uğursuzluk sayılır bu. Ve bu sadece süt, çamur değil ki. Hadi, hadi otur. Sana otur dedim, otur. Hadi otur. Üzgünüm, yanlışlıkla ittim seni. Efendim, ritüeli başlatın. Gelininizi yıkamaya başlayabilirsiniz. Fitne rahat, satır şov, balabah.
Gözlüklerini de arındıracaksın galiba. Kuşbağa ailesine hoş geldin. Bunu ikinci doğumun olarak düşün. Şimdi onu suyla arındırın. Tamam. Ver hadi. Eder, bitti mi? Evet, bu kadar. Sadece nazarı kovacağım. Sonra dua bitecek. Biri havlu getirsin. Amca. Ona havlu verelim. Zavallı kız dondu burada. Havluyu boş ver. Ben size yatak yorgan getireceğim. Ama arınma devam ederken bir şey veremem size. Ama Raja, sen sanki ondan çok üşüyor gibisin burada, değil mi? Eder, bana bakmayı bırakır mısın? Hadi devam et de 5 dakikaya bitsin şu iş. Peki. Rani, merak etme. Her şey 5 dakika içinde bitecek, tamam mı? Lütfen üzerindeki nazarı kovun. Peki peder, ben yapacağım. Hadi malzemeleri getir. Baksanıza, bütün kötülükleri öksürerek çıkarıyor. Bunlar şehrin kötülükleri. Biz de arınacağız. Bütün kötülükler dışarı çıkacak. Hadi hadi, yeter bu kadar, yeter. Yeter, arındı. Biri bir bardak su getirsin hemen. Rani, kalk hadi. Agni, gel buraya.
Neden? Bu uğursuz kızı neden çağırdın? Gerçekten gelini görmek istedin değil mi? Eve girdi işte bak. Tamam o zaman. Hadi. O közleri eline al hemen. Ve geline hoş geldin de. Hadi hadi. Çok hassas gibi numarada yapma. Ne duruyorsun? Gözü ellerine koysana. Hadi hemen. Maşayla alıp onun avucuna koy. Davranmayın. Hepiniz beni görmeye geldiniz. O da geldiyse bu onun suçu değil. Utançla ilgili vaaz mı vereceksin? Kraliçe tahtında olduğun için bir şey demiyorum. Yoksa kıyafetini çıkarıp kefene koymak bir saniyemi bile almaz. Raja, sen kimi getirdin böyle? Gelinlerin burada konuşmaya asla izni yoktur. Bunu bilmiyor musun? Ne bakıyorsun? Hemen kafanı indir. Enişte, silahı indir. Ben de silahımı alabilirim. Ama kime doğrultacağımı iyi bilirim.
benim karım. Resmi karım. Bu yüzden herkes beni iyi dinlesin. Bir daha onu neden getirdiğimi kimse sormayacak. Anlaşıldı mı? Paşa, doğru konuş burada. Amca, doğru konuşacağım. Ama önce benim için yaptıklarını dinle. Ben onun sayesinde iyileştim. Sekiz yaşında bir çocuk gibiydim. Onun kararlılığı ve çabasıyla iyileştim ben. Her şeyden vazgeçip benimle buraya gelen o. Adetlerimizi bilmiyorsa ona öğretin. Ama kimse karıma yanlış yapamaz. Yapan olursa ne kadar delirebileceğimi biliyorsunuz. Onu vururum. Hiç tereddüt etmem. Akraba filan olduğumuz da aklıma gelmez. Bunu daha önce hiç düşünmedin ama. Davuji, bak. Şehre gidince nasıl değişmiş. Banu. Yeter artık. Sakin ol. Bugün gelinim kraliçe olarak yeniden doğuyor. Bugün ona kimse laf etmeyecek. Tören bitmiştir. Hadi, onu odasına götürün. Peder. Raşa. Sen de git hadi. Ne kadar şanslısın. İki gün içinde kraliçe olacaksın. Şehirden getirdiğin kıyafetleri giyme. Sana birkaç kıyafet ve şal getirdim. Bu sarıyı giymen gerek. Bu şalı da başına dolayacaksın, tamam mı? Ver şunları. Bu heveslerinizden sıkıldım. Niye kendi kıyafetlerimi giyemiyorum? Ben... Sesini alçalt. Ailemizde gelinler yüksek sesle konuşmaz. Bugün benim kocam... Senin yüzünden azar yedi. Gelecekte bu olmamalı. Geleneklere her zaman uyulmalıdır. Anladın mı? Beni dinle. Bu kraliçe şalıdır. Ne zaman tuvalete gidersen, geri geldiğinde banyo yap, üzerini değiştir ve bu yeni şalı tak. Tuvaleti çok kullanmasan iyi edersin. Böylece sürekli... Banyo yapıp kıyafet değiştirmek zorunda kalmazsın. Değil mi abla? Kapat hemen. Güzel. Ailemizdeki kadınların telefonu olmaz. Acil bir durumda araman için onda telefon var. Numarayı çevir ve hoparlörden konuş. Raja! Raja! Nereye? Raja ile konuşmalıyım. Hem de hemen. Hey! Bak ne kadar da kaba yenge. Kocasına ismiyle hitap ediyor. Şahsen korkuyorum. İleride Davji'ye de ismiyle hitap eder. Kocana ismiyle hitap edersen kırbaçlanırsın.
Raja. Bu ailede herkesin mutlu olması önemlidir. Neden o kadar sinirlendin ki sen? Üstelik karınla ilgili. Önce o silah çekti. Neden karıma kabalık yaptı söyler misin? Biraz sakin konuş bakayım. Neden bağırıyorsun ki? Ha? Bak ben de sakin konuşuyorum. Hala nargile içiyor musun? Evet, aynı eskisi gibi. Demek ki yaşlandın. Hey! Ben yaşlı değilim. Sen geldiğinden beri daha da gençleştim. Dinle. Gelmeni kutlamak için dansçı kızları çağırayım mı? Seninle birlikte onlarla dans ederiz. Git işine ihtiyar, bunu yapamazsın. Son anda utanırsın sen. Hadi dansçı kızları çağıralım mı? Hadi. Söyle. Söyle hadi. Söyle. Çağıralım mı? Ha? Şey. Bak utanıyorsun. Gördün mü, utanıyorsun. Dinle amca. Sadece dans mı ettireceksin yoksa başka şeyler de? Hey! Tokat geliyor ama ha. Sözlerine dikkat et. Haddini aşma. Banu. Gel. Otur. Dinle beni. Bir ailenin bir arada olması gerekir evladım. Neden öyle kendini kaybettin sen? Neden karısına silah çektin? O kadar sinirlenmek iyiydi. İşlerimi devralacak olan sensin üstelik. Sen iyi geçinemezsen o zaman benim yerime kim geçecek? Raja ile konuşmam lazım. Hem de hemen. Dur. Burası şehir değil. Erkeklerle kadınlar aynı yerde olmaz. Raja aşağıda erkeklerledir. Anladın mı? Anlaman gerek. Kraliçe olduğun sürece Raja'nın yanına gelmesine izin verme. Şu kıyafetleri giy de hazırlan. Gidelim. Olmak istemiyorum. Olduğum gibi iyiyim zaten. Evime gitmek istiyorum. Yuvama. Aşok, nasılsın? İyi misin? İnanamıyorum, hayatta. Hayatta olduğunu daha yeni öğrendim. Ama bu nasıl oldu? Gerçekten bu nasıl oldu? Bir laf vardır. Olacağı varsa olur. Önünde duramazsın. Benim hikayem farklı. Her kurşunun adresi vardır. Kurşun bana atıldı ama adreste başkası yazıyordu. Sana her şeyi anlatayım. Hadi otur da konuşalım. Raja, kendisi yakındaki köyde öğretmen oldu. Öyle mi? Tebrik ederim enişte. Bu çok iyi Davuji. En azından evde biri eğitimli. Böyle eğitimin ne faydası var ki? Para kazanmıyor. Ona ben her zaman bizimle çalış dedim. Allah bilir ya, o kitapların bir faydasını hiç görmedim. Boş ver. Bırak da çalışsın çocuk. Davuji şimdi ne dedi? İşleri yoluna koymalıyız. Evet, aklıma bir şey geldi bu arada.
Bana ateş eden adamı bulmak istiyorum. Thank you.